Evet, şimdi döndük dolaştık. Kendi aileme geldik. Babam, amcamla ikisi, babam 14 yaşlarındayken gelmiş diye biliyorum. Biz hepimiz burada doğmuş. Zaten gerçi babam da burada evlenmiş. Biraz şimdi ondan dinleyelim. Ne zaman gelmiş Gölköy'den buraya? Adı mı? Ne zaman geldiniz Gölköy'den buraya? Yani ben askere gitmeden işte 20 yaşında geldim. 20 yaşında? Askere buradan gittim. Efendim? 46. 46. Niye? 46 sayılır ya, benden aynı işte. Niye geldiniz Gölköy'den buraya? Ya Gölköy'de bir şey olmuyordu. 5 kardeşiydik. Kala kala 2 kardeş burada kaldı. İkimiz buraya geldik. Şimdi o kadar bir tane kaldı. Bir de ben burada da kaldım. Ya aynı buradaydık, Karamırsalı'ya bağlıydık da burası hep bir mıhtarlıydı. Yol yoktu, çarşıya nereden gidip geliyordunuz? Motorla gidip geliyorduk. Nereden? Semail'den mi, Karamırsalı tarafından? Semail'den, Karamırsalı'dan da şeyle gelsek, taksiyle gelirdik Bagon Evi'nin yanına kadar. Buradan aşağısını yürüyerek geliyorduk buraya kadar. Elimizde yükümüz olsa ertesi gün gidip getiriyorlardı Bagon oradan bu yanına. Sırtlarında. Çocuklar buradan Sivaslara gidiyorlardı yürüyerekten. Çocuklara önce cizmi alırdık. Ondan sonra ayakkabısını. Ayakkabı da alamaz, lastik alırdık eskiden. Gidip geliyorlardı işte. Büyük kızım gitti. Yaşar gitti. Ondan sonralar Tombaz'da okula gittiler. Yaşar nasıl çalışkan mı çocuklar? Herhalde Sevdiş'e çok yapar bu. Sevdiş'e çok çalışır. Zorla bir işe gitmezdi de kendi sevdiği işe de çok çalışırdı hani ya. Yani çocuğun da ne kadar üstse de şey ise de hepsi de benim çocuğum da hepsi de aynı. Aksu olan bu biraz. denize kaçardı. Denize kaçardı bu. Ben bunu nereye gitsem peşim sıra götürdüm denize gitmesin diye. Ya ne bu alsın ki öyle gidiyor işte. Ben şey ilgilenmiyordum ki, ben çalışmaya gidiyordum buraya o ayda. Hiç görmedim hiç. Yolucu yok. Yani direkt bildiler ki seni evlendiriyor. Burada bir komşu vardı yaşlardan, bunun babasının yanında. O da bizi buradan yer aldı, burada bizi tanıyordu. O adam geldi dedi böyle böyle falan dedi, bir kız var. Ağabeyim de ona dedi sen bu şey yap. O adam yaptı, öyle aldık. Kaç para verdin? 5 lira. Ben hiçbir kurtuluk görmedim, hizmizden ki bize iyi geçindik. Ya ben canım şimdi şöyle sıkılıyor. Ben tek büyüttüm bu çocukları. Kaynana yok, kaynata yok. Tek başımıza. Ne bileyim bu bir zaman gurbete gitti. Sonradan bu kaza maza yaptı. Ondan sonra da gurbete de gidemedi. Bu 4 yaşındaydı bu adam kaza yapınca. Ondan sonra da gurbet işi bitti. Ondan sonra ben nerede çalışsam o da çalıştı. Bu çocuklar hep birlikte büyüttük işte. Böyle yemeğe gitmeyle. İşte mal bakıyorduk. Malla, mulla işte çoluk çocuğu işte bu kadara sıraya kattım. Çocuğu sırtıma sarardım, inek altına otururdum inek sağmak için. Şimdi onu hangi eş yapar? Hiç kimse yapmaz. Yere bıraksam hayvan altına geliyor. Kalsam kalkamam. İşte o zaman ben bunu yaparım, sırtıma bağlardım bir çarşafına. Gelirim sağ olsun, bir kötülük görmedim. Evet, Yaşar'ın elinden sunuculuğu aldım Ahmet abi. Öğreneceğim ben bu işi. Ya 17 yaşında evlendim. Onlar da bilirler zaten. Çocuk olarak geliyorsun da. Az çok gene bir şeyler olmuştur hani böyle. Olmuştur yani. O da çocukluklarımızda vermemiz lazım yani. Kaynanama sormak. Olmuş mudur acaba abla? Olmuştur. Ya her evde olur ya. Her evde olur o kadar. Bunu da başına gelinleri. Kayınpederler anlatıyor. Benim? İyi. Kaynatam iyidir. Severim ben o zaman. Haftada bir sefer arıyor. Aramayınca rahat edemiyor. Kaynatasını her hafta arıyor. Aramamış rahat edemiyor. Ben niye Canan'ı arayayım diye. Ara diyorum ben de. Uğraşa onu arıyor zorla. Ben söyleyeceğim bir şey yok. Ne söyleyeyim? Ya, anam baba ben öleyince anamı rahata koymuşlar. Ben girmiş emermişim. Çocuk babamı hiç bilmiyor. Hani de bilmiyorum. Ölmüş ben rahata koymuşlar emermişim. Biz 5 kardeş, bir de kız, hep kalmışız öyle evde. Evde yok, evde bir ağaç yapı şöyle. Orada işte büyümüşük. Ablam işte büyütmüş bile, abim evlenmemiş, kocaya da gitmeli. 30 yaşında falan sattık.
Ondan sonra öyle. Yeşil kolyeye verdik de bari. Öyle. Yaptı. Aynen babama baba derdi. Anneme de anne, anne derdi. Yani babam da onu çok severdi. Benim kardeşlerim derlerdi. Babamın sevgili damatı geliyor derlerdi. Cümlesine de Allah'ım acılarını göstermesin. En zoru evlat acısı. Ahmet abi benden bu kadar. Ya vallahi pek söyleyecek bir şey yok. Artık hepsini yaşadık. Zamanında tabii ki herkes gibi biz de fakirliği yaşadık. Yani imkansızlıktan dolayı dün akşamki dediğim gibi de biz yani benim emsallarım hiç kimse okuyamadı buradan. Yani çünkü okula gitme şansı yoktu. O yüzden yani mahallenin %90'ına yakını inşaatçıdır. 90'dan sonra okuyanlar işte onlar artık biraz kesim memur oldu. Çoğu kesimi yine inşaata devam. İşte en ufak benim oğlanlardan ufak bir kardeşim var. O polis. diğerimiz inşaatçıyız artık. Yapacak pek de bir şey yok. Yani imkansızlığından dolayı okuyamadı. Yoksa okumayacak çocuklar değildik yani hepimizde. Yani hepimizde yani kardeşlerim olarak da hepimizde ablam dahil hepimizde sınıf birincisi olurduk. Ama o yüzden tabii imkan yoktu. Çarşıya gidip gelme servis olayı yoktu. O yüzden okuyamadık. İlk zamanlar baba diyordu benim çocuklar baba dediği için. Şimdi şey diyor benim büyük oğlana abi diyor. Hala abi diyor. Yani şu anda öbür ikisi diğer ikisi yeğenleri onlar amca diyorlar gerçi yine de. Ama onlardan üçer yok. Ben askerde olduğum zaman doğmuştu. Ben askere gittiğimde benim iki tane çocuk var zaten. Öyle büyüttük ya. Bizim çocuklarla birlikte büyüdüğü için. Evet ikisi de vardı çünkü benim o büyük çocuklar ikisi de vardı. O sonradan oldu. Aynen öyle oldu yani. Şimdi şöyle bir şey de var. Canan sadece şeye değil yani küçüğüne değil diğer öbür kardeşlerime de hepsine yani yarı annelik yapmış sayılır yani. Yani şu anda herkesin evinde çamaşır makinesi, işte bulaşık makinesi var ama yani biz evlendik, ben 93'te evlendim. Yoktu yani o zamanlara kadar. İmkan da yoktu. Yani hepsinin çamaşırını yıkar, gerekirse banyosunu yaptırır. Hepsiyle kendi çocuğu gibi ilgileniyordu zaten. Ya çoğular da hepsi onun bilincinde zaten şu anda. Ahmet abi şimdi bütün mahalleyi dolaştık. Biz de şimdi izleyenler için birkaç cümle kurmak istiyorum. Bu çekim dernekle ya da başka bir şeyle alakalı değil. Ahmet abinin tamamı bana özel, bana yaptığı bir jestti. Dernekte sponsor oldum. Yani dernekte sponsor oldum. Yarınki şeyde Ahmet abi orada sponsoru benim. Onu da bana yaptığı jest bugün. Benim istediğim şekilde yani mahallede, köyde işte gördüklerimizle bana özel bir çekim yaptık. Ahmet abiye çok teşekkür ediyorum